Deniz Hanım ne yapacağız bugün Tokat'tan? Bugün Tokat'tan etli sarma yapacağız. Neler, nasıl yapıyorsunuz? Nasıl malzemeleri daha doğrusu. Evet, malzemelerini hemen sayalım. İnce bulgur yıkıyoruz. Haşlama suyla yıkıyoruz. Sadece soğuk suyla yıkıyoruz. Ve bu kıyma dana ve kuzu kıyma karışık kullanıyoruz. Biraz yağlı olacak. Evet, çünkü yumuşak olması gerekiyor sarmamızın. Hı-hı. Baharatlarını o ve domates salçası. Bu domates salçası. Kimyon. Karabiber değil mi? Karabiber. Karabiberin miktarı kimyon ve yeni bahara göre daha biraz çok olmalı. İki katı diyelim. Bu da yeni ve bahara. Yeni baharımız. Ve bunu yoğuruyorsunuz. Önce yoğuruyoruz. Bulguru ete yedireceksiniz. Aynen öyle. Peki burada Tokat'ın bu asma yaprağı ince damarlı olduğu için mi çok meşhur? Yani elbette, kime sorarsanız sorun yaprak sarması Tokat yaprağıyla olursa daha lezzetli hem olur deniyor. Hem damarsız olduğu için hem ince olduğu için bu da iklim ve üzümün cinsiyle alakalı bir şey. Peki tazesi mi daha lezzetlidir, salamurası mı? Salamurası. Daha lezzetli. Tazesinde o maya hoş ekşi bir tat vardır. Onunla daha çok zeytinyağlısı veya erikli yavan sarmamız vardır. Hı hı. Onu yaparız ama salamurasının verdiği lezzet başkadır elbette. Doğru. Peki buna bir de soğan katıyorsunuz değil buna mi? Buna önce iyice yoğurduktan sonra soğanlar ezilmesin diye. Suyu çıkmasın evet, diye. Evet, suyu çıkmasın acımasın diye. Önce bu şekilde yoğuruyoruz, birbirine yediriyoruz. Bu Tokat'ta dikkat ediyorum da hemen hemen bütün yemekler mevsim malzemeleriyle yapılıyor. Yani Tokat kebabı biliyorsunuz patlıcan kuzu olmadan evet yapılmıyor. İşte ne bileyim Tokat tavası yine bahçelerde sebzeler olmadan yani turfandaya çok rağbet etmiyor Tokatlılar. Doğru söylüyorsunuz ve Tokat'ta da mevsimsel malzemelere göre gerçekten çok zengin çeşitli yemek sayısı vardır. Kışın yaz sebzesini kurutarak kullanır Tokatlı. Hmm. Birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi elbette. Özellikle Tokat'ın yerli biberiyle yapılan yemekleri, kebap, tava siz saydınız az önce. O sizin dediğiniz yerli, o çok ince kabuklu. Evet, ince kabuklu. Biz burada köy biberi falan diye satılıyor. Evet, köy biberi diye satılıyor ama Tokat biberi gelmiyor hiç. O Balıkesir biberi. Çiğ yemek de güzel Tokat biberini. Salatanın yanı sıra. Yazın çiğ yenir, kışa onun kurutulur, dolması yapılır. Peki Deniz Hanım, ikinci yemeğimiz ne olacak? İkinci yemeğimiz yarma toygası olacak. Nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslayacağız. Ertesi gün buğdayını da ilave ederek onları birlikte haşlayacağız, pişireceğiz. Daha sonra yoğurt karıştıracağız, yoğurtla birlikte kaynatacağız. Yoğurdu kesmeden kaynatmak da... Kesmeden un ve yumurtayla terbiye edeceğimiz için yoğurt kesilmeyecektir. Kesilmiyor değil mi? Evet, kesilmiyor. Sonra üzerine tereyağı da soğan kavurup nane ile birlikte çorbamızın üzerine ilave edeceğiz. Çok bu çorbanın üstüne nane sosu çok Anadolu'da çok kullanılan bir sos galiba değil mi? Hem çok iyi yoğurtlu, lezzet veriyor. Yoğurtlu evet, özellikle yoğurt de yoğurtlu çorbalarda vazgeçilmez bir baharat. Mesela Antep'te de yuvarlamanın üstüne çok güzel tereyağlı, bol naneli sos dökerler. O da yoğurtlu bir yemek. Zannediyorum ki lezzete lezzet katıyor. Evet, kesinlikle.